Merhaba arkadaşlar. Bugün güneşli güzel bir gün. Eşimle Helsinki'ye gideceğiz. Bu yolculuğu da size çekip paylaşmayı düşünüyoruz. Öncelikle yolculuğumuz bizim kaldığımız şehirden başlıyor. Burada bu şekilde bir park var. Burayı göstermek istedim. Buradan trenle Helsinki'ye yolculuk eden insanlar araçlarını bu tren istasyonuna ücretsiz olarak bırakıyorlar. Birazdan trenle yolculuğumuz devam edecek. Arkadaşlar şu anda tren istasyonunda bulunan otomatikten tren biletimizi aldık. Birazdan trene bineceğiz. Burası Helsinki tren istasyonu. Günlük ortalama 200 bin yolcu kapasiteli. 200 bin yolcu buradan yolculuk ediyor. Onun dışında buranın yapılış tarihi de 1862. Bu sebeple tarihi bir bina. Ayrıca şu elinde top olan heykeller hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Onu zaman zaman o döneme uygun olarak maske ediyorlar. Mesela korona zamanı, pandemi zamanı bu heykellere maske takmışlardı. Dünya Kupası zamanı eldeki topları futbol topu şeklinde yapmışlardı. Bence bunu sürekli değiştirip güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bir de şu an savaşta olan Ukrayna bayrağını da görüyorsunuz. Burası tarihi Helsinki tren istasyonu. Rautatie asema.
Evet arkadaşlar, burası Helsinki Senato Meydanı. Finlandiya'da birçok etkinlik burada yapılıyor. Aynı zamanda mesela izin alınıp protesto gibi bir olay olduğunda da burada yapıyor insanlar. Onun dışında bu meydanda Finlandiya'nın en güzel yapılarından biri olan Beyaz Kilise bulunmakta. Bu gördüğünüz muhteşem yapı 1830-1852 yılları arasında Ruslar tarafından yapılmıştır. Güzelliğini günümüze kadar korumaktadır. Helsinki'ye gelen herkes mutlaka bu yapının önünde resim çekiyorlar. Gerçekten benim de çok beğendiğim bir yapı. Gördüğünüz gibi çok güzel. Granit. Granit. Mikä maalainen? Sulle iso hänellä Arkadaşlar şuradan nar suyu içmek istedik. Satıcı arkadaş Afrika kökenli, galiba Ganalı. Gambiyalı evet. Kendisinden işte içecek falan istedik. Kendisinin nereli olduğunu sordum ben. Türkiye Kürdü olduğunu söyledi. Birazcık da Kürtçe konuştu. Çok eğlenceli bir amcaydı. Buraya gelirseniz ona uğramanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar burada Helsinki'de deniz kenarında bu şekilde tarihi bir pazar var. Birazdan tek tek size göstereceğim pazarda neler satılıyor. Sürekli sık sık uğradığımız bir yer, güzel bir yer. Bu pazarda Finlandiya sokak lezzetleri satılıyor. Gördüğünüz gibi soban balığı, hamsi tarzı balıklar var. Bu şekilde pazarda dolaşanlara servis ediliyor. Hemen yan tarafında da böyle kafe tarzı güzel bir yer daha var. Arkadaşlar burada da el yapımı ahşap hediyelik eşyalar satılıyor. Çeşit çeşit güzel şeyler var. Burada da Finlandiya'da yetişen meyve ve sebzelerin satıldığı bir tezgah görüyoruz. Patates Finlandiya'da en çok yetişen sebze. Sonra bir sonraki tarafta ise çeşitli orman mantarları bulunuyor. Bunlar ormanda toplanan mantarlar. Bu mantarlarla çeşitli yemekler ve soslar yapıyorlar. Burada bezelye var. Yalnız bezelye hakkında bir şey anlatmak istiyorum. Biz bunu genelde yemeklerde kullanıyoruz. Fakat Finliler bunu bizim ayçiçek çekirdeği, yani sohbet muhabbet ederken kullandığımız çekirdek gibi böyle kiloyla alıp yiyorlar. Ayrıca bu kiloyla değil, litreyle satılıyor. Şu şekil litrelerle. Çiğ yiyorlar. Çiğ yiyorlar, evet, pişirmeden. Aynı zamanda da burada gene ormandan toplanan meyveler mevcut. Finlandiya'nın çileği meşhurdur özellikle. Onun dışında da bilmiyorum, sen biliyor musun canım isimlerini? Ben
ismi, bunu bilmiyorum. Hiç görmedim Türkiye'de daha önce. Yaban mersini. Yaban mersini. Ahududu. Ahududu. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten güzel bir meyve. Bu da diğer bir yaban mevsimi, mersini çeşidi. Armut ve elma. Bunlar da bahçelerde yetişiyor. Arkadaşlar pazar bitirdik. Şimdi Helsinki'nin caddelerinde yürüyoruz. Çok güzel tarihi yapılar var. Bunlar Rus döneminden kalma. Bir dönem Finlandiya Rus bağımsızlığı altındaydı. O zaman Rusların inşa ettiği harika binalar var. Hepsinde büyük işçilik ve emek görülüyor. Ve Finliler de bunu çok güzel korumuşlar. İnsan gezerken tarihi bir yandan yaşayabiliyor. Gerçekten harika görüntüler var. Gördüğünüz gibi. Doğa ve tarih bir arada. Sol tarafta çok güzel bir park var. Sağ tarafta da tarihi yapılar. Burası da Helsinki tren istasyonunun altında bulunan kapalı bir yeraltı çarşısı. Burayı da kısaca göstermek istedim. Burada da çok değişik mağazalar var. Sol tarafımızda gördüğünüz gibi bir Hint giyim, Hint pazarı yani tarzı bir yer var. İleride ise bir Türk kebapçısı görüyorsunuz. Stadin kebap, çiğli kebap. Ve az onun ilerisinde ise biraz ilginç olan bir yer var. Uyuşturucu kullanmak bu ülkede serbest. Kullananlar için de özel
uyuşturucu kullanımını kolaylaştıran araç ve gereçler bulunuyor. Şimdi izin isteyip çekeceğim. İzin alabilirsem içeride bir şeyler göstermeye çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar, mağaza sahibinden izin aldık. Kimsenin yüzünü göstermeden bu ürünleri göstereceğiz. Fakat bu ürünlerin ben de birçoğunun ne olduğunu bilmiyorum. Sadece böyle bir görüntü ile göstereyim size. Birçoğu uyuşturucu kullanımında kullanılan ürünler. Arkadaşlar, bu çarşıdaki farklı konseptlerden birini göstermek istiyorum. Şekerci dükkanı, kendi tohum. Burada aileler çocuklar için dökme şeker alıyorlar. Bayağı bir çeşit var. İşte bunlar kiloyla satılıyor. İçeriden size rafları çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar, burada da böyle bir şey var, bunu da çekmek istedim. Bu vesikalık fotoğraf ihtiyacınız olduğu zaman işte burada para yeri var. Oturuyorsun, parayı atıp daha sonra vesikalık resim çekebiliyorsun. Bu şekilde bir personel olmadan çalışan bir makine, otomatik. 4 tane fotoğrafı 10 liraya çekiyormuş. 10 euro. Arkadaşlar, ufak bir Helsinki turu videosu yaptık. Şimdi yolculuğumuz sona erdi. Trenle tekrar kendi şehrimize döneceğiz. Ama ileride size daha güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. Finlandiya ve Finlandiya dışından. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.